Penisilin alerjisi için önce hastanın öyküsünü alıyoruz. Yani hangi ilacı kullanırken, nasıl kullanırken, hangi dozda kullanırken ve kaçıncı kullanımda bu reaksiyon ortaya çıkmış onu öğreniyoruz. Yani öyküsü bizim için çok önemli. Sonra hastayı muayene edip o reaksiyonun derecesini tespit ediyoruz. Bu kurdeşen dediğimiz basit bir kaşıntı mı yoksa bu bir alerjik şok dediğimiz, anafilaksi dediğimiz bir durum mu? Bunu tespit ettikten sonra en az bir ay geçmek koşuluyla bu reaksiyonların üzerinden en az bir ay geçmek koşuluyla hastalara ticari olarak satılan test solüsyonlarıyla deri testi yapıyoruz. Burada önemli olan bir nokta şu ki tedavide kullanılan penisilin solüsyonlarını burada kullanmıyoruz. Yani hastanın kullandığı ilaçla test yapmıyoruz. Test amacıyla üretilmiş olan solüsyonlarla hastaların kolundan test yaparak ve onu mutlaka bir alerji uzmanının yapması gerekiyor, duyarlılığını tespit ediyoruz. Bu duyarlılık tespit edildiği zaman %100 doğrudur bu. Yalancı pozitif veya yalancı negatiflik dediğimiz bir durum söz konusu değildir. Burada tekrar vurgulamak istiyorum. Mutlaka test için üretilmiş olan solüsyonlarla yapılması lazım. Tedavi amacıyla kullanılan solüsyonlar, ilaçlar bu amaçla kullanılmaz. Bunu da mutlaka hastanın reaksiyonun üzerinden belli bir süre geçirdikten sonra yapılması gerekiyor.